Merhaba sevgili arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Ee, bugünkü dersimizde e, ünite 2 milyonu uyanış yurdumuzun işgaline tepkilerden devam ediyoruz kaldığımız yerden. Nerede kalmıştık? Osmanlı'nın paylaşımında kalmıştık. Ee, Osmanlı paylaşımı İtalya'ya Güneybatı Akdeniz, Antalya, Isparta dolayları, Fransa'ya Urfa, Maraş, Antep, Suriye ve Lübnan boğazlarla birlikte, İngiltere'ye Irak, Filistin ve Boğazlar bırakılmış. Yunanlar İzmir ve Aydın çevresini yani Batı Ege'yi e, paylaşmıştır. İzmir'in işgali 15 Mayıs 1919. Yunanlar Paris Barış Konferansı'na dayanarak İngiliz ve Fransızların desteğiyle e, 15 Mayıs 1919'da İzmir'e asker çıkararak işgale başlamış. Böylece Anadolu'da işgale başlayan ilk devlet Yunanlar olmuştur. Buranın altını çiziyoruz. Halk işgalden önce işgalin engellemesini için gösteriler yaptı. Padişah'tan yardım istedi ancak hiçbir yardım gelmedi ve işgallere karşı direnilmemesi istendi. Yunanlar İzmir'deki Rumların coşkulu karşılaması ile İzmir'e girdi. Gazeteci Hasan Tahsin Yunanlara ilk kurşunu sıkan kişidir. Bunun da altını çizelim. Yunanlar silah bırakmış askerlerimizi kışlada kurşuna dizerek İzmir ve çevresini işgale başladılar. Bir de cemiyetlerden bahsedelim. Yurdumuz işgali üzerine Anadolu'da çeşitli yerlerde çeşitli cemiyetler kuruldu. Cemiyetler zararlı ve yararlı olmak üzere iki kısma ayrılabilir. Zararlı cemiyetler kendi içerisinde azınlıkların kurduğu ve milli varlığa düşman cemiyetler diye ikiye ayırabiliriz. Ee, zararlı cemiyetler yani azınlıkların kurduğu cemiyetler mavri mira Rumlar tarafından kurulmuştur. İstanbul Patrikhanesi yönetmiş İzmir ve Doğu Trakya'yı Yunanistan'a katmak istemektedir. Etniki eterge cemiyeti Rumlar tarafından Yunanistan sınırlarını genişletmek için kurulmuştur. Pontus Rum cemiyeti Doğu Karadeniz'de eski Rum Pontus devletini tekrar canlandırmak için... Rumlar tarafından kurulmuştur. Ermeni Taşnakınçak Cemiyeti Ermeniler tarafından Doğu Anadolu'da bir Ermeni devleti kurmak için faaliyet göstermiştir. Makabbi ve Alyans Musevi Cemiyetler de Yahudiler tarafından kurulan cemiyetlerdir. Azınlık cemiyetlerin ortak amacı Osmanlı'yı parçalayarak kendi devletlerini kurmak istemeleridir. Milli varlığa düşman cemiyetler ise Osmanlı kendi içerisinde doğmuş fakat Kurtuluş Savaşı'na karşı oldukları için düşman cemiyeti olarak adlandırılmıştır. Kürt Tiyali Cemiyeti Doğu İlerinde bir Kürt devleti kurmak için faaliyette bulundu. İstanbul'da kurulmuştur. Tiyali İslam Cemiyeti saltanat ve ilaveti desteklemiş ve İstanbul'da kurulmuştur. İngiliz Muhibler Cemiyeti İngiliz himayesinde yaşamayı isteyenler kurmuşlardır. Sulh ve Selameti Osmaniye Fırkası saltanat ve ilaveti desteklemiş. Wilson Prensipleri Cemiyeti ise Amerika Gemenliğini yani mandasını istemiştir. Hürriyet ve İtilaf Fırkası ise Kurtuluş Savaşı'nı engellemek için çalışmalar yapmış, önceden İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne karşı kurulmuştu. Milli varlığa düşman cemiyetler halifeliğe bağlı kalmakla ve de yabancı devletlerin korumasına girerek kurtuluşu amaçlıyorlardı. Yaralı cemiyetler, diğer adıyla milli cemiyetler, Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti, Doğu Anadolu'nun Ermenilere verilmesini önlemek için kurulmuştur. Trakya Paşayeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti, Trakya'nın Yunan işgaline uğramasını engellemek için Edirne'de kuruldu. Trabzon Muhafaza-i Hukuk Milliye Cemiyeti, Doğu Karadeniz ve çevresinin Rumlara verilmesini ve Rum Pontus Devleti'nin kurulmasına engel olmak için kurulmuştur. Kilikyalar Cemiyeti ise Adana ve çevresinde Ermenilere verilmesini önlemek için kurulmuş. İzmir Müdafaa-i Hukuku Osmaniye Cemiyeti ise İzmir ve çevresinin Yunanlara verilmesini önlemek için kurulmuştur. Reddi İlhak Cemiyeti ise İzmir ve çevresini korumak için kurulmuş. Milli Kongre Cemiyeti İstanbul'da kurulan bir cemiyettir. Türklere karşı yapılan haksızlıkları basın ve yayın yoluyla dünyaya duyurmaya çalışmışlardır. Anadolu Kadınları Müdafaa ve Vatan Cemiyeti ise Anadolu'nun işgalini protesto etmek için Sivas'ta kuruldu. Yaralı cemiyetler vatan kurtuluşu için kurulmuş ancak daha çok kendi bölgelerini korumaya yöneliktir. Daha sonra Mustafa Kemal bu cemiyetleri Sivas Kongresi'nde birleştirerek kurtuluşu tüm ulus düzeyinde genişletecektir. Önce basın yayın yoluyla kurtuluş çağrıları aramışlar, etkili olamayınca silahlı direniş birlikleri yani Kuvayi Milliye Birlikleri kurulmuştur. İşgaller karşısında padişahın tutumu nasıldı? Bir dona bakalım. Montrose'dan sonra Anadolu işgal edilmeye başlamıştı. Bu durum karşısında padişah işgallere, işgallere ses çıkarmama tutumuna girdi. Böylece işgalci kuvvetlerin tepkisini fazla çekmeyerek Osmanlı'nın devamını sağlamaya çalışıyordu. Kısaca Osmanlı'nın kaderini işgalci kuvvetlerinin insafına bırakmıştı. İşgal karşısında Mustafa Kemal'in tutumu neydi? Bir de ona bakalım. İşgalden sonra Mustafa Kemal İstanbul'a gelmiştir. Yurdumuz işgale başlayınca İstanbul'da çözüm yolları aramış, padişah ve komutanları silahlı mücadele için uyarmaya çalışmıştır. Ancak arada desteği bulamayınca kurtuluşu Anadolu'da gördü. Bunun için Anadolu'ya geçmesi gerekiyordu. Aradığı fırsatı sonunda buldu. Padişah Samsun çevresindeki ayaklanmaları incelemesi için ordu müfettişi olarak Samsun'a gönderme kararı aldı. Böylece Mustafa Kemal İstanbul'dan da uzaklaştırılmış olacaktı. Kuvayi Milliye vatanı korumak için halk tarafından kurulan küçük birliklere verilen attır. Kuva Milliye'nin özellikleri nelerdir? Düzenli bir ordu niteliğine sahip değildi. Eli stot, silah tutan herkesin katıldığı küçük silahlı gruplardı. Her türlü ihtiyaçlarını halk karşılıyordu. Başlarına buyruk hareket ediyorlardı. Ortak düşünce vatan topraklarını sevmek ve Türk milletinin onurunu yaşatmakta. Sadece kendi bölgelerini korumaya yönelik kurulmuş. Mustafa Kemal düzenli orduyu kurana kadar ülkeyi savunmuşlardır. Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışına bakalım. 19 Mayıs 1919 Montros Ateşkes Anlaşması'ndan sonra Pontus Rumlar Samsun ve Trabzon çevresinde Türklere saldırmaya başladılar. Türklerin kendilerinin savunmalarını ise İngilizler güvenliği bozma olarak değerlendirip Osmanlı hükümetinden bu karışıklığın önlenmesini istediler. Maksatlar bu bahaneyle Montros Ateşkes Anlaşması'nın 7. maddesi uyarınca buraları işgal etmekti. Osmanlı hükümeti Samsun ve çevresinde karışıklıkları önlemek için Mustafa Kemal'i 9. Ordu Müfettişi olarak atadı. 30 Nisan 1919. Böylece hem Mustafa Kemal İstanbul'dan uzaklaştırılmış hem de Samsun ve çevresindeki diye karışıklıklar önlenmiş olacaktı. Mustafa Kemal İzmir'in işgalinden bir gün sonra 16 Mayıs 1919'da İstanbul'dan ayrılıp 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ulaşıyor. Milli Kurtuluş Mücadelesi'nin milletin gücüyle başarılabileceği inancıyla ve ya istiklal ya ölüm parolasıyla çalışmalarına başladı. Havza genelgesini yayınlanarak henüz dağıtılmamış ordu birliklerinden ordunun dağılmamasını ve silahların teslim edilmemesini duyurdu. Mitingler yaparak işgallerin kınanmasını istedi. Milli şuuru uyandırarak milli bir teşkilat kurmayı, işgaller karşısında alevlenen milli heyecanı vatanın her tarafına yaymayı düşünüyordu. Amasya Genelgesi 22 Haziran 1919, kendi bölgelerini itlaf devletlerinin işgalinden korumaya çalışan cemiyetleri bir çatı altında toplamak gerekiyordu. Bunu gerçekleştirmek için milletin içinde doğan milli bir kurula ihtiyaç vardı. Mustafa Kemal milli bir kurul oluşturmak düşüncesini Havza Genelgesi komutan ve valilere bildirmiş ve teşkilatlanma çalışmalarını başlatmıştı. Amasya Genelgesi de vatanın içinde bulunduğu durumu, İstanbul hükümetinin tutumu ve bu durumda nasıl kurtulabileceğimiz ve neler yapılması gerektiğini belirtmişti. Maddelerini şöyle sıralayabiliriz. Vatanın bütünlüğü milletin istiklali tehlikededir. Gerekçe. İstanbul hükümeti sorumluluğun gereklerini yerine getirmemektedir. Bu hal milletimizi yok durumuna düşürüyor. Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır amaç ve yöntem. Milletin durumunu ve davranışını göz önünde tutmak, haklarını dile getirip bütün dünyaya duyurmak için her türlü etki ve denetimden kurtulmuş milli bir kurulun varlığı gereklidir. Anadolu'nun her yönden en güvenli yeri olan Sivas'ta milli bir kongrenin toplanması kararlaştırılmıştır. Bunun için illerin her sancağından halkın güvenini kazanmış 3 delegenin hemen yola çıkarılması gerekmektedir. Her ihtimale karşı durum gizli tutulmalıdır. Bir de Amasya Genelgesi'nin önemine bakalım. İlk defa Kurtuluş Savaşı'nın mücadele safhası başlamış. İlk defa Kurtuluş Savaşı'nın gerekçesi, yöntemi ve amacı belirtilmiş. İlk defa milli bir kurulun oluşturulmasından bahsedilmiştir. İlk defa İstanbul Hükümeti'nin görevini yerine getirmediğinden bahsedilmiştir. Sivas Kongresi'nin toplamasına karar verilmiştir. Burada bir not düşürelim. Mustafa Kemal Amasya Genelgesi'nden sonra 8 Temmuz 1919'da padişah yolladığı bir telgrafla resmi göreviyle birlikte askerlik görevinden de istifa ettiğini açıklamıştır. Gelelim Erzurum Kongresi'ne 23 Temmuz 7 Ağustos 1919. Montros Ateşkes Anlaşması'na göre Doğu Anadolu'da Sivas, Erzurum, Van, Bittis, Diyarbakır harp utillerine bir karşılık çıkarsa burada işgal edilebilecek amaç Doğu Anadolu'da Ermenilere yurt sağlamaktı. Doğu Anadolu'nun buna meydan vermemek halkı, Doğu Anadolu halkı buna meydan vermemek ve haklarını savunmak için Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti'ni kurmuştur. Bu cemiyet alınması gerekli tedbirler görüşmek için Erzurum Kongresi topladı. Mustafa Kemal de kongreye katıldı ve kongrede başkan seçildi. Maddeleri milli sınırlar içerisinde vatan bir bütündür, parçalanamaz. Her türlü yabancı işgal ve müdahalesine karşı Osmanlı hükümetinin dağılması halinde millet hep birlikte direniş ve savunmaya geçecektir. Vatanı ve istikbalinin korunmasına, Osmanlı Devleti'nin gücü yetmediği takdirde amacı gerçekleştirmek için geçici bir hükümet kurulacaktır. Bu hükümetin üyeleri Milli Kongre tarafından seçilecektir. Kongre toplanmamışsa bu seçimi temsiliyeti yapacaktır. Kuvayi Milliye'yi amil ve miri iddiaya hakim kılmak esastır. Azınlıklara siyasi hakimiyetimizi ve sosyal dengemizi bozucu haklar verilemez. Manda ve himaye kabul edilemez. Mebuslar Meclisi'nin derhal toplamasını ve hükümet işlerinin meclis senetinde yürütülmesini sağlamak için çalışılacaktır. Peki Erzurum Kongresi'nin önemi neydi? Bir dona bakalım. Erzurum Kongresi bölgesi olarak toplanmış fakat aldığı kararlar ulusal bir kongredir. Aldığı kararlarla. Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti'nin girişimleriyle bölgedeki Ermeni tehlikesine karşı toplanmış. İlk defa milli sınırlardan bahsedilmiş. Vatanın asla parçalanmaz olduğu belirtilmiş Milli Misak-ı milli de aynen yer almıştır bu madde. İlk defa yeni hükümet kurulmasından bahsedilmiş ve ilk defa 9 kişilik temsilci seçilmiş. İlk defa manda ve himaye edilmiş Millet Meclisi'nin derhal toplanması ve hükümetin meclisin denetimine girmesi kararlaştırılmıştır. Mebusan Meclisi Sivas Kongresi 4-11 Eylül 1919 Amasya Genelgesi Sivas'ta bir kongren toplanması istemişti. İstanbul Hükümeti bu kongren toplanmasını engellemeye çalıştı. Mustafa Kemal'in tutuklanmasını emrini verdi. İttihat Hareketleri de aynı çabayı göster fakat engelleyemediler. Kongre her ilden gelen temsilcilerle toplandı ve başkanlığını da Mustafa Kemal seçildi. Vatanın bütünlüğünün ve milletin bağımsızlığının nasıl sağlanacağı konusu el alındı. Bu konuda Erzurum Kongresi'nde alınan kararlar aynen kabul edildi. Önemine bakacak olursak, ülke genelinde milli cemiyetler Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti adıyla birleştirildi. Manda ve himaye fikri kesin olarak reddedildi. edildi. İrade-i Milli adıyla bir gazete çıkarıldı. Kamuoyu oluşturmak ve ulusal gücün sesini duyurmak için çıkarılmıştır. Temsiliyeti 15 kişiye çıkarılmış. Her yönüyle ulusal bir kongredir. Ali Fuat Cebesoy, Batı Anadolu Kuvayi Milliye Komutanlığı'na atanmıştır. Temsiliyeti yürütme gücünü kullanmıştır. Amasya görüşmeleri 20-22 Ekim 1919 Damat Verit Paşa'nın yerine getirilen Ali Rıza Paşa temsiliyetiyle görüşmek üzere Bahriye Nazırı Salih Paşa'yı görevlendirmiş. Mustafa Kemal Rauf Bey'in de bulunduğu bu görüşmede alınan bazı kararlar vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı korunacak. Müslüman olmayan topluluklarda siyasi egemenlik ve sosyal dengemizi bozacak nitelikte haklar verilmeyecek. İstanbul hükümeti Anadolu ve Rumeli müdafaa hukuk cemiyetini tanıyacaktır. Sivas Kongres kararları İstanbul hükümetince kabul edildi. Osmanlı Memsel Meclisi Anadolu'da İstanbul hükümetinin uygun göreceği güvenilir bir yerde toplanacaktır. Önemi dersek İstanbul hükümeti Amasya görüşmesine temsilci göndermekle temsil heyetinin hukuki varlığını resmen kabul etmiş oluyordu. Burada bir de notumuz var. İstanbul hükümeti yukarıda alınan kararlardan sadece Mebuslar Meclisi'nin toplanmasını kabul etmiştir. Peki Amasya Genelgesi Erzurum Kongresi ve Sivas Kongresi Amasya görüşmelerini e, kısaca maddeler açıklamak istersek Amasya Genelgesi Kurtuluş Savaşı'nın amacı gerekçesi ve yöntemi açıklanmış. İlk defa ulusal egemenlikten bahsedilmiş. ilk defa milli kurulan kurulun kurulmasından bahsetmiş. Sivas'ta kongre toplanması istenmiştir. Erzurum Kongresi bölgesel olmakla beraber kararlar ulusal. İlk kez manda ve himaye edildi. Doğudaki cemiyetler birleştirildi. ilk defa temsiliyeti oluşturuldu. Milli sınır içerisinde vatan bütündür bölünemezdir maddesi eklendi. Sivas Kongresi ulusal kongredir. Erzurum Kongresi kararları aynen benimsenmiş. Manda ve himaye kesin olarak reddedilmiş, edilmiş. Yurttaki tüm cemiyetler birleştirilmiş. İrade i Milliyet gazetesi çıkarılmış. Milliyet gazetesi temsiliyeti yürütme yetkisi kullanılmış. Ali Fuat Cebesi ve Batı Cephesi'ne atayarak Amasya e görüşmeleri İstanbul hükümeti resmen temsiliyetini tanımış. Mevzusel Meclisi'nin tekrar açılması sağlanmış Sivas Kongresi kararları kabul edilmiş. Azınlıklara fazla hak verilmeyeceği belirtilmiş. Bağımsızlığın korunması istenmiş. Sadece Mevzusel Meclisi açılma fikrini kabul etmiştir. Temsil heyetinin Ankara'ya taşınması 27 Aralık 1919 Mustafa Kemal gelişmelerini yakından izleyebilmek için temsil heyetiyle birlikte Ankara'ya geliyor. Çünkü Ankara ulaşma haberleşmenin iyi olması, İstanbul ve Batı cephesine yakın olması, yurdun ortasında ve güvenliği güvenlikli bir konuma sahipti. Henüz işgale uğramamıştı. Son Osmanlı Mevzuslar Meclisi ve Misak-ı Milli'den bahsedecek olursak 28 Ocak 1920 20. Padişah Fatihettin Montra Strateji Sanatörü'nün uygulamaya konulduğu günlerde Mevzuslar Meclisi'ni kapatmıştı. Ambasya görüşmesinde yeniden açılması kararlaştırılmış. Mustafa Kemal İstanbul'u toplanması sakıncalı gördü fakat İstanbul'u toplanması kararlaştırıldı. İşgal devletlerine göre yeniden toplanacak meclis savaşı karar vermeye cesaret edemezdi. Olsa olsa barış isterdi. O da işgal devletlerinin işine yarardı. Bu düşünceyle seçimlere karışmadılar. Seçimler 1919 yılı Kasım ayında tamamlandı. Mustafa Kemal seçilen bir kısım mevzusuyla Ankara'da görüştü. Milis Akmil'in esasları kararlaştırıldı. Mevzusuyla meclisi 12 Ocak 1920'de İstanbul'da toplandı. Temsil tarafından mevzuslar felah vatan grubunu oluşturdular. Bu grubun vatanın bütünlüğünü koruma amacına yönelik istekleri mevzusuyla meclisi tarafından kabul edilerek Milis Milli yani Milli Ant 28 Ocak 1900'de ilan edilmiş oldu. Maddelerden bahsedecek olursak MİSAK'ın bir motos ateşkes anlaşmasının imzalandığı sırada Türk askerlerinin koruduğu Türk vatanının tümü ayrılık kabul etmez bir bütündür. Kendi istekleriyle ana vatana katılmış olan Kars, Ardahan ve Artvin'de gerekirse gene halkın oyuna başvurulabilir. Batı Trakya'nın durumunun tespitinde halkın oyuna başvurulmalıdır. İstanbul güvenliği sağlandıktan sonra boğazların dünya ticaretine ve ulaşımına açılması da bizimle birlikte ilgili devletlerin vericileri karar geçerli olmalıdır. Azınlıkların hakları komşu ülkelerdeki Müslüman halkın da aynı haktan yararlanma şartıyla kabul edilecektir. Milli ve ekonomik gelişmemizi engelleyen siyasi, mali ve adli sınırmalar yani kapitülasyonlar kaldırılmalıdır. Öneminden bahsedecek olursak sınırlar bağımsızlık kapitülasyon ve azınlık hakları konularında kararlar alınmış. Erzurum ve Sivas Kongresi kararları kabul edilmiş. Türk vatanının bugünkü sınırları tespit edilmiş. Böylece Kurtuluş Savaşı'nın dayanılacağı ilkeler açıkça ortaya konmuştur. Misak Milli'nin kabulü İstanbul'un işgaline sebep olmuştur. Bunun üzerine Mustafa Kemal Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kurma çalışmalarına başlamıştır. İstanbul'un işgalinden bahsedelim kısaca. 16 Mart 1920 Misak Milli Kararları beklentilerine aykırı bulan İhtilat Hareketleri İstanbul resmen işgal ettiler. Mevruslar Meclisi'ni basarak temsil eğitimi görüş yerde çalışan mevrusları tutukladılar. Bazıları Anadolu'ya kaçtılar. Anadolu'da sürülen milli mücadeleden vazgeçilmesi İstanbul'u tamamen alacaklarını ilan ettiler. Vahdettin Mevruslar Meclisi'ni kapattı. 11 Nisan 1920'de böylece ikinci mesutiyette resmen sona erdi. Ali Rıza Paşa hükümet başkanlığından istifa etti. Salih Paşa hükümetini kurdu. O da istifa etti ve yerine tekrar Damat Ferit Paşa geçti. Bugünkü konumuzda bu kadar arkadaşlar. Diğer dersimizde İstanbul işgaline karşı Mustafa Kemal'in aldığı önlemlerle devam edeceğiz. Hepinize kolay gelsin.